Sileme de antik Yunan'daki tanrıçalardan ya da daha önceki mitolojik dönemin tanrıçalarından bir tanesi, bilgi ve ilim anlamına geliyor. Biz hala bu kelimeler üzerine, kelimeleri de geçtik, o zamanki tanrılar ve tanrıçalar üzerine gördüğünüz gibi bir medeniyet kurmuşuz bile diyebilirsiniz. Bazı durumlarda hani bu bazı disiplinlerde, bilimsel alanlarda çok kabul görmeyebiliyor. O zaman ben yani farklı bir kelime kullanalım ya da farklı bir disiplin oluşturalım bunları konuşabilmek için diye tepki gösteriyorum. Çünkü hakikaten baktığınız zaman günlük hayatımızda geliştirdiğimiz bütün fikirlerin kökleri çok daha eskiye dayanıyor. Bir sonrakine geçelim. Burada ortaya çıkan temel sorular, evren nelerden yapılmıştır? Çünkü bu evreni anlayış, evreni anlama çabamız ta o zamanlardan beri geliyor dedik. Nasıl başlamıştır ve doğasında neler var anlama çabamız dediğimiz gibi çok eskiye dayanıyor. Burada da universe yani evren kelimesini de kullanıyoruz. Onun nereden geldiğine de özellikle değinmek istiyorum. Ki bence çok güzel bir anlamı var. Universe Latince'de uni tek demek versus third dönüşmüş. Yani universe derken, evren derken şunu diyoruz. Combined into one, bir, bire bütünleşmiş ya da pool, bütün. Evren derken bir bütünden bahsediyoruz. Kelime anlamı zaten bire dönüşmüş, oraya doğru yol almış anlamına geliyor. Bir sonrakine geçelim. Şimdi bütün bu evreni anlama çabamız nereden geliyoruz? İşte dediğimiz gibi yaklaşık 2500 yıl öncesine dayanan bu sorgulama süreçlerinin ardından günümüze geldiğimizde CERN gibi bir yerde yapılan bu deneyi anlama çabasına girdiğimizde karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Eğer CERN'ün web sayfasına girerseniz karşınıza çıkan ilk sayfa bu. Aslında değişti, şimdi yenisini de tekrar göstereceğim size. Bir önceki versiyonunda şuydu. Ana sayfayı açtığınızda What is the universe made of? How did it start? Evren neden yapılmıştır ve nasıl başlamıştır? Aslında CERN'deki işleri yaparken temel soru bu. Yani oraya gittiğinizde, orada çalışırken biraz aslında bu şeyden çıkıyorsunuz. Yani kimse orada her gün evreni nasıl arıyorduk, evren nasıl oluşmuştu, nasıl başlamıştı? Böyle bir tabii ki sorgulamayla çalışmıyor. Herkes kendi özel işlerini yapıyor. İşte laboratuvarlarda çalışıyor, bilgisayar başında çalışıyor. Ama aslında genel fikir, gördüğünüz gibi genel soru, günlük hayatımızda çok sorduğumuz, sorguladığımız bir soruya geliyor. Bir sonrakine geçelim. Bu da şimdiki, şu anki halindeki dört tane resim var. Yine aynı şekilde aynı sorular gördüğünüz gibi baş köşede duruyor. Arkasından işte dünyanın her yerinden gelen bilim insanları laboratuvarlarda çalışmalar yapıyor. Orada da şöyle bir mekanizma var. CERN'e giden herkes oranın kendi personeli değil. Mesela ben doktorumu Belçika'da yaparken gittim. Ondan önce de İTÜ'de master yapıyorken orada çalışmaya başladım. Yani %90 personeli ya da %90 çalışan bilim insanı dünyanın her yerinden gelen insanlardan oluşuyor. O yüzden çok kozmopolit bir ortam var. Çok uluslararası bir ortam var. Birçok dünyanın her yerinden gelen insanlarla tanışma ve çalışma şansı buluyorsunuz. Bir sonrakine geçtiğimizde bu böyle bir resim var. Neden? Çünkü evrendeki temel sorulara cevap arıyoruz. Evrendeki temel sorulara cevap aramak için bu parçacık hızlandırıcıları ve çarpışmalarını yapıyoruz. Neden olduğunu göreceğiz. Ve son olarak da bunu nasıl yapacağız? Bu nasıl mümkün? Parçacık hızlandırıcıları kullanarak. Bu da bir parçacık hızlandırıcı resmi ama zaten detaylarını bir sonraki slaytlarda göreceksiniz. Bir sonrakine geçelim. Şimdi burada tekrar filmi biraz geriye alacağız. Çünkü evren nasıl başladı dediğimiz zaman çocukların da, belki sizin de ilk aklınıza gelen hemen bir büyük patlama, Big Bang olabilir. Doğru bir yaklaşım. Evet, şu an hala bilimsel olarak kabul ettiğimiz evrenin Big Bang, büyük patlamayla başladığı. Hemen şöyle filmi geriye alırsak, şu an biz buradayız. Yılları söylemeye çok lüzum görmüyorum çünkü bizim zihnimiz 4 milyar yılla 100 milyon yıl arasındaki farkı idrak edemez yani. Hani sadece 4 milyar yıl, işte 100 milyon yıl sayı olarak düşünebiliriz ama böyle bir uzunluğu hayal etmemiz mümkün değil. O yüzden sayılar çok çok önemli değil.
Sadece buradaki ben döngüye ya da geçişe dikkat çekmek istiyorum. Biz insan olarak bu gezegende yaşıyoruz. Öncesinde işte gezegenlerin oluştuğu dönemi görüyoruz. Ondan öncesinde belki şurada galaksilerin oluştuğu bir dönem var. İşte 100 milyon yıl. Daha da geriye gidiyoruz. Bu büyük patlamadan çok kısa bir süre sonra parçacıkların oluştuğunu görüyoruz. Parçacık derken şu da var. Şimdi biliyoruz ki gördüğümüz, etrafımızdaki her şey atomdan oluşuyor. Bu bize ilkokuldan beri öğretilen bilgilerden bir tanesi. Maddenin temel yapı taşına atom diyoruz gibi bir bilgi öğreniyoruz. Evet, atom dediğimiz bir yapı var. Bir iç yapısı da var. Temel bir yapı değil yani. Çünkü en başta ne dedim? İnsan hep temel bir şey arıyor. Temel, bunun içinde ne var? Hani çocuklar da sormaz mı? Şimdi ben bunu açsam içinde ne görürüm? Onun içinde açsam ne bulurum? Sürekli iç yapısında, en içinde, en sonunda, en uzağında ne var? Bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Şimdi bu resmi geriye sardığımızda, evet işte galaksiler vardı, yıldızlar vardı. Ondan önceki dönemde atomun olduğu bir, sadece atomların oluştuğu bir dönemi düşün. Atomun bir iç yapısı var, bahsedeceğiz. Ondan önceki periyoda bakarsak sadece serbest parçacıklar var. Henüz bunlar etkileşip bir araya gelip bir şey oluşturmamış. İşte bundan hemen önceki sürece büyük patlama diyoruz. Yani büyük patlamayla beraber parçacıklar oluştu ve bunlar etkileşerek şimdiki algıladığımız ya da anladığımız evreni oluşturdu. Bir sonraki yapıya geçelim. Slide'a geçelim. Şimdi burada şunu da düşünebilirsiniz. Büyük patlama. Sanki bir noktadan bir şey patladı ya da bir noktadan bir şey çıktı gibi düşünüyoruz. Burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Bu artık şu gördüğünüz tanımlar kuantum mekaniğinde, kuantum fiziğinde teorik olarak hesaplayıp teorik fizikçilerin anlamaya ya da kanıtlamaya çalıştığı kavramlar. Mesela şuna bakalım. Her noktada uzay ve fizik aynı ise tekillik olamaz. Tek nokta olmadığına göre, yani bütün ortamlarda uzay ve fizik aynı çalışıyor. O zaman burada aynı, orada aynı, burada aynı. Hani öyle düşünün. Şurada aynı. Her yerde aynı ise ben tek bir noktadan bahsedemem. Çünkü hepsi aynı. Bu yüzden siz düşünürken bunu tek bir nokta değil, bütün fizik yasaları aynı çalışıyor. Uzay aynı yer. Bu durumda ben her yere tek nokta diyebilirim. Her yer aynı. Yani benim buna tek nokta dememin sebebi bu. Bir tane nokta diye bir şey yok. Oradan da bir şey patlamadı. Bunu böyle düşünmem lazım. Zaten kuantum mekaniği bu fikirle üstüne kurulu. Sonra bakıyorum, uzay sonsuz ve tek uzayda uzay sonsuzsa, uzay eğer sonsuzsa ve burada tek bir tane parçacık varsa o zaman parçacık yok. Çünkü etkileşim yok, hiçbir şey yok. O zaman burada artık bir parçacığın varlığından söz edemem. Buradan da şuna geliyoruz, kuantum mekaniksel, işte o Einstein'ların yaptığı o formüller diyelim, teorik fizik bizi şuraya getiriyor. Uzayın sonsuz olması zaten problemli, bir problem doğuruyor. Yani uzay sonsuz olduğu zaman zaten matematik de işlemiyor, fizik de orada bir yerde tıkanıyor. O yüzden aslında sonsuz değil, sonlu bir uzaydan bahsediyoruz. O yüzden bu fikir bizi nereye götürüyor, şimdi onu da göreceğiz. Sonsuz dediğimiz kavram başka bir kavram. Yani sonsuz uzay ya da işte sonsuza kadar bunu bölmek farklı bir anlam. O yüzden sonsuzu da biraz düşünürken bu noktalar önemli. Bir sonrakine geçelim. Şimdi burada kabaca şunu da göstermek istiyorum. Bu bir uzay teleskobuyla çekilmiş evren resmi. Işığın dalga boylarıyla oluşturuluyor bu harita. Az önce başladığımız gibi, bahsettiğimiz gibi evrenin nasıl başladığı sorusuna büyük patlama diyoruz ama onun tek bir nokta anlamına gelmediğini anladığımızı düşünüyorum. Biz bu evrenin içinde neredeyiz? Yani sayamayacağımız kadar milyarlarca galaksinin içinde sadece Samanyolu dediğimiz Milky Way dediğimiz bir galaksinin içindeyiz. Bu arada Milky Way kelimesi de belki duymuşsunuzdur. Yine antik Yunan'dan, hatta mitolojiden geliyor. Hera'nın sütlerini, göğsünden çıkan sütleri işte gökyüzüne saçtığını ve her bir yıldızın da bunun izleri olduğu düşünülüyor. Ona da bugünkü galaksimizin ismi verilmiş. Bunu kullanıyoruz. Yani gördüğünüz gibi aslında İnsan olarak varlığımızı düşündüğümüz, işte yaşıyoruz, yıl alıyoruz, yaş alıyoruz. Sanki zaman geçiyormuş gibi geliyor ama zaman göreli olduğu için biz aslında çok büyük ölçekli bir anda varız. Belki o kadar bile yokuz. Yani her şey aslında bizim algılarımızla ilgili. O yüzden evreni anlarken, yani makro boyutu ve mikro boyutu, bizim kafamızı karıştıran nokta şurada başlıyor. Çünkü bizim algılarımız sınırlı olduğu için, yani bu ölçeği, bunu da bir sonrakinde sanırım devam edelim. Evet.
da sınırlı olduğu için o yüzden burada bir ışığın spektrum haritasını göstermek istiyorum. Büyük ve küçük diye bir kavram ya da karşıt kavramlar oluşturuyoruz. İşte uzak, yakın diyoruz. Büyük, küçük diyoruz. Bilim de zaten buna göre konumlanmış durumda. Şöyle diyelim, şurada ne görüyorsunuz? Metre. 1 metre işte yaklaşık benimle işte şu 2 metre, 1 metre mesafe, sizinle aramdaki mesafe kadar. Bu bizim gözümüzün gördüğü ölçek. Biraz daha bunu büyütürsek, kilometreden çok daha işte binlerce kere çarparsak büyük ölçüye gelmiş oluyoruz. Bu burada büyük ölçekteki büyük ölçekle ilgilenen bilim dalı kozmoloji. Kozmoloji işte uzay bilimi, ondan sonra astrofizik, astronomi ve jeofizik olarak büyük ölçekteki bilim dallarını görüyoruz. Şimdi burada zaten neler kullanıyoruz? İşte teleskoplar, daha sonra da uzay araçlarını kullanıyoruz. Gözlem yapmak ve ölçüm yapmak için. Az önceki evren haritasında da bu tip uzay araçlarıyla ışığın dalga boylarını ölçerek bu haritaları oluşturuyoruz. Bu büyüğü anlamak için kullandığımız teknolojiler. Şimdi küçüğü anlamak için, daha küçük yapıyı anlamak için hangi teknolojileri kullanıyoruz? Buradan bakıyoruz, metreden aşağı doğru gidiyoruz. Milimetre, mikron, çok daha küçük, 10 üzeri eksi 15'e kadar indiğimiz zaman şunu görüyoruz. Şimdi mikron boyutunda mikroskopla bakmak işte araştırma yapmamıza, ölçüm yapmamıza sebep oluyordu ama bu daha şeyleri daha küçülttüğümüz zaman boyutları burada artık gördüğünüz gibi kimya ve biyolojiden daha katı hal, nükleer, fizik ve en küçük noktada da yani en küçüğü, en temeli, en bölünemez yapıyı anlamaya çalıştığımız noktada da işte parçacık fiziği devreye giriyor. Yani parçacık fizikçisi olmak bu boyuttaki parçacıkları anlamaya çalışmak, bulmaya çalışmak demek. Bunu da nasıl yapıyoruz? Artık mikroskoplar işimize yaramıyor. Tıpkı büyük uzay araçlarını uzaya göndermek gibi küçücük parçacıkları algılayabilmek için de bizim parçacık hızlandırıcılarına ihtiyacımız var. Çünkü bunları böyle baktığımız zaman görme şansımız yok. Zaten detayına gireceğiz. Parçacık hızlandırıcılarına ihtiyacımız var. Neden parçacıkları hızlandırıyoruz? Bu bizim ne işimize yarıyor? Zaten göreceğiz. Ama dediğim gibi temel amaç aslında en küçük, en bölünemez yapıyı bulmaya, anlamaya çalışmak. Devam edelim. Şimdi buradan da çok kısa şundan bahsetmek istiyorum. Çünkü evren deyince şimdi artık günümüzde ne tip sorular ortaya çıktı? Acaba bir tane mi evren var? Paralel evrenler var mı? Çoklu evrenler var mı? Gibi bir sürü henüz ispatlanmamış. Yani henüz bilimsel olarak emin olmadığımız, bilmediğimiz çeşitli bir sürü teori var. Burada şuna gelmek istiyorum. Şimdi az önce universe, evren kelimesi ne anlama geliyordu? Uni, tek. Tek bir evren. Şimdi multiverse, çoklu evren dediğinizde multiverse. Bunun da anlamı... evet, yazmamışım multiverse ama. Multiverse, çoklu evren anlamına geliyor. Yani çoklu evren derken aslında burada birden fazla diye düşünebilirsiniz. Şimdi burada iki tip, yazmış böyle. Multiverse ve paralel evren. Bunları duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Paralel evrenle, çoklu evrenle. Bu da şu anlama geliyor. Tabii henüz bilmiyoruz ama konuştuğumuza göre, düşünebildiğimize göre olma ihtimali çok yüksek. Paralel evren ayrılmış ama etkileşimde olmayan. Şimdi Big Bang'le başlayan bir evren modeli gördünüz. Bunun gibi başlamış ve devam eden başka evrenler olabilir. Paralel evren demek bunlar ayrılmışlar. Birbirleri içinde değiller ya da birbirlerine etki etmiyorlar. Multiverse ise, pardon etkileşimde yanlış söyledim affedersiniz. Paralel evrenler ayrılmış ama etkileşimde başka evrenler oluşmuş. Big Bang gibi başka olaylar olmuş, başka evrenler oluşmuş ve bunlar etkileşimde. Çoklu evren dediğimiz biraz daha birbirlerinden ayrı ve uyumsuz anlamına geliyor. Şimdi bu uyumsuzluk bir tek bu evren, çoklu evren ya da paralel evren durumlarında, mevzularında karşımıza çıkmıyor. Şurada da karşımıza çıkıyor. Az önce gördük. Kozmoloji, büyük ölçek, kuantum, parçacık fiziğinin zaten diyebilirsiniz. Yani kuantum fiziği, daha doğrusu şöyle diyelim. Parçacık fiziği, kuantum fiziğinin uygulama alanıdır. Kuantum fiziği teorileri verir. Parçacık fiziği de deneysel olarak bunları ortaya koyar. Şimdi bu uyumsuzluk az önce gördüğünüz büyük ölçek ve küçük ölçek arasında da var. Yani hani duydunuz hepiniz işte Hawking'in her şeyin teorisi ne yapmaya çalışıyor?
büyük ve küçük mikro ve makro kozmos arasında bir bağ kurmaya çalışıyor. En büyük hayali ne? Bütün bunu anlatacak tek bir formül ortaya çıkmak. Bütün bu uyumsuzluğu yerle bir edecek aslında tek bir formül bulmaya çalışmak. Bu hala devam eden hani bilimdeki uyumsuzluk ya da kuantum mekaniğiyle kozmolojinin birleşemediği noktalardan bir tanesi. Burada bir de şunu söylemek gerekiyor. Kuantum durumları, yani kuantum dediğimiz atom altı, yani kuantumun karşılığı artık atom altı olarak anlayın lütfen. Atom altı ölçekte parçacıkların davranışları bizim şu an algıladığımız nörobiyolojik aktivitelerden çok daha hızlı. Her şey o kadar hızlı oluyor ki bu noktada artık bizim şu an kullandığımız fizik yasaları işlemiyor. Yani bizim şu an algıladığımız gibi hiçbir şey işlemiyor. Bu nedenle zaten noktasal olmadığını söyledik. Evrenin başlangıcının da noktasal bir şey olmadığını biraz düşündük. Burada yine parçacıklar içinde, yani atomun en iç yapısında da noktasal bir şey göremiyoruz. Nasıl evren fikrinin noktadan çıkmadığı fikrinde yani hemfikir olabileceğimiz gibi atom altı ölçekte de noktasal bir şeyden bahsedemiyoruz. O yüzden kuantum fiziği ya da kuantum dendiği zaman noktasal parçacıklardan değil, dalgalardan ve olasılıklardan bahsedebiliyoruz ancak. Dalga fonksiyonlarından ve bunların gerçekleşme olasılıklarından. Yani şurada şu parçacık var, evet bunun momentumunu ölçtüm, sonra da işte konumunu ölçtüm, buradaymış diyemiyor. Yani tıpkı ben şimdi burada duruyorum, siz benim için bir konum belirleyebilirsiniz, işte kütlem var, yer belirtebilirsiniz. Ama atom altı ölçekte bu böyle olmuyor, o yüzden devreye dalgalar, olasılıklar giriyor. O yüzden biraz kafamız karışıyor. Devam edelim. Şimdi belki bu resmi de daha önce görmüşsünüzdür. Hani antik Yunan döneminde filozofların olduğu bir resim vardı ve hala günümüzü çok etkilediğini söylemiştik. Belki böyle şeyler işte 2000 yılda bir falan oluyordur diye düşünüyorum. O yüzden bu konferans çok önemli bir konferans. Belki de o tarihten sonra bütün yaşantımızı, her şeyimizi etkileyen insanların bir araya geldiği bir dönem. 1927'de Brüksel'de Solvay Konferansı, ki hala yapılıyor bu konferans. Hatta ben de toplantılarından bir tanesine gitmiştim geçtiğimiz yıllarda. Hala böyle bir binası var. O dönemde de işte gördüğünüz gibi, yani birçok ismi tanıyorsunuzdur, duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Einstein ortada, tek kadın bilimci Curie, evet. İşte Planck sabiti, Planck belirsizlik ilkesinden duymuşsunuz. Heisenberg belirsizlik ilkesi, işte Planck sabiti diyelim. Bunlar işte günümüzde Bohr, bir sürü Schrödinger var mesela, kedisinden dolayı duymuş olabilirsiniz. Gibi kuantum fizikçileri öyle çalışmalar, öyle araştırmalar, öyle fikirlerle yüzyıla giriyor ki biz şu an bütün teknolojiyi, her şeyi bunun üstüne kurduk. Yani bütün kavramlar antik Yunan'dan geldi. Bu insanlar onları çok güzel yoğurdu, etti. Yani bu insanların yaptığı şöyle bir şey oluyor. Nasıl bir ressam doğaya bakıyor, her şeyi resmediyor, hani bir gördüğünü resmediyor. Bu bilim insanlarının da yaptığı aslında resmetmek ama görmediği halde. Yani Einstein'ın 100 yıl önce yazdığı bir teoriyi, işte kütlesi çekimsel dalgalar, işte geçtiğimiz yıllarda bulundu, deneysel olarak yapıldı. Higgs bozonu, tanrı parçacığı deniyor, ona da değineceğiz. Ne bu Higgs, nereden geldi, nasıl oldu bu iş? Çok benzer şekilde teorik fizikçiler teorileri yazıyorlar. Yani evrene bakıp görmedikleri bir şeyi anlayıp geliştiriyorlar. Deneysel fizikçiler de bu teorileri alıyor, deneyleri yapıyor ve evet bunlar var, bu parçacıklar var diyor ve böylece bir bilimsel gerçeklik ortaya çıkıyor. Bütün teknoloji, bütün her şeyde bu parçacık fiziği, işte kullandığınız bütün diyelim elektronik cihazlar elektromanyetik dalgalarla çalışıyor.